Evet millet, hepinize Stresi Kalansı yeni bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere en son şurada sanayimiz. Burada küçük düzgün yerleşkemiz. Burada da bir doldurmaç yerleşkemiz var. Şimdi bölümü ne yapmak istiyorum? Ya ulaşım aslında şu anlık ulaşım benim için askıda olacak. Niye? Çok bir trafiğimiz yok. Takılmıyor. Bir sıkıntı yapmıyor bana. Şu anlık ulaşıma bir şey yapmayacağım. Yani taksiler var. İşi, parası olan taksiyi arar abi. Parası olan taksiyi alır. Arar. Gelir. Alır gider işine. Mantık bu. Parası olanla çalışıyor. Yeter lan fakirlerden bıktık falan demiş. Metro otobüs de yapacağız da. Şimdi benim diğer bir sıkıntı bak. Burada şu krematoryumları biraz şey yapalım. Ha buradan kıstım mı şey gidecek değil mi? Ha, 4 milyona düşecek, tamam. Sonra şu krematoryum yani yarı yarıya çalışacak. 2 araba yeterli yani. Diğer bir yandan şurayı doldur. Bak demin var ya, bir tane bile cenaze aracı şey olmuyordu. Gitmek istemiyordu. Ama burada ölü var. Ben bu adamları anlamıyorum. Bu şeyi anlamıyorum. Köprünün yönünü değiştirsem mi diye düşündüm. Niye düşündüm? Çünkü şuradan gelenler, bir dakika, bu tarafa da geçiyor. Şuradan sola geçiyor. Başka düz de geçebiliyor. Yok böyle iyiymiş aslında ya. Direkt karşıya geçişin iyi. Yani ben tek tek buna baktım abi. Şöyle çevirdim, böyle çevirdim. En uygunu buydu. Biliyorum bu da kalacak mı, gidecek mi? Diğer bir şeyden bura nasıl geyik meydanı? Sanayi mekanı. Geyik meydanı dedi lan demin, neyse. Şurayı da seçelim abi. Şöyle, bu normal alan değil mi? Bölge. Park alanı. Park alanı oluşturun. Kampüs alanı, tamam. Bu sanayi uzmanlıkları. Ticari. Turizm. Eğlence. Organik veri üretim. Ticari uzmanlık yok. Ha bu kaldırıyor o şeyleri, okey. Bu iş yeri uzmanlığı. Ha şu iş yeri uzmanlığı koyulmuş. Yüksek teknoloji ofis binası, yüksek teknoloji binalarına dönüşen bir iş yeri uzmanlığıdır. %50 daha az işçi gerekiyor. %30 daha fazla elektrik tüketiyor. Vergi geliri üretiyor. Güzelmiş. Kaldırıyor. Bu. Ha şu az elektrik, az çöp fakat az gelir. Tamam, gerek yok bunlar abi şu an. Şeyimiz iyi, gelirimiz, her şeyimiz. Şöyle ben şurayı bir seçeyim. Şöyle. Şöylemesine şurayı da alalım. Tamam. Şimdi Hilal bölgesi olsun da fark etmez de. İşçi 184 mü? Gerçi şey çok az değil mi? Şuraya da ev at. Şuraları da doldurun bu arada. Alın şuraya komple şey yapın. Şimdi şu elektriği farklı yerden götüreceğiz abi. Evet, elektriğinizi kestim. Kızacaksınız. Bu elektriği farklı yerden götüreceğim. Bir de şu peş up'ını yapmayacağım. Yani şu düz gidecek yani. Çıkıntısı olmayacak. Şuradan. Tabi bu geçici abi. Nereye yapabiliriz? Oraya birazdan ev yapacağım. Şuralara aslında ev yapılması gerekiyordu. Niye yapılmadı bilmiyorum. Bu hiç buradan olmadı. Ha şöyle yapacağız, dur. Yani şuradan kurtardım, şuradan geçirdim. Bu ne durumda? Bir dakika bakayım. Yükleniyor, sen dolmuş, o çok iyi. Tamam, elektriğiniz geldi. Şurayı komple ev yapın. Şuraya ev, şuraya ev istiyorum. Şuraları ev yapalım hadi ya. Şu şeyin yanlarını, balıkçının. Şuraya küçük bir yol üstü market. Niye bu kadar büyük dersen, yol üstü ya. Belki satış matış yapar, bir şeyler yapar. Gelelim tekrar sanayimize. Oraya yapmayacaktım. Şurayı küçük küçük şöyle dolduralım. Şöyle 8'de şöyle. Sonra şöyle sanayi.
Buralar direkt kuruluyor zaten. Ölü var. Şunu neyse %100'e çekeyim tekrardan, tamam mı? Şunlardan bir iki tanesini kapatalım. Tam 5 tanesini kapattım. Üzülmeyin abi ya. Daha 5 tane daha var. Şuna bak, 3. 6 tane krematoryum var. Çıkmış laf ediyorlar. 15 haftalık kömürümüz, 12 haftalık petrolümüz kaldı. Petrol gerçi şu an kullanılmıyor da çok. Şunların hepsini duraklattım. Çöpler ne durumda? Burası daha dolmamış bile. Bu arada politikalarda şunlar imzalı. Şu ikisi. Geri dönüşüm ve plastik geri dönüşümü. Geri dönüşüm az çöp üretiyorlar. Plastik geri dönüşümü ise 4.000, daha fazla 40.000 mi? Tam bilmiyorum. 4.000 falan haftalık daha fazla çöp yakıyor. O yaktığı çöpler ham madde oluyor. Onlar da sanayiye geliyor. Şöyle bir bakayım. Trafik %85. Trafiğimiz iyi. Su falan iyi. Elektriğimiz var. Çöpümüz temiz. Okula gitmeye uygun 738 kişi var. Kapasite 300. Yani kötü. Bir tane daha ilkokul yapacağız. Liseyi, üniversiteyi, public liberalimiz yok. Halkımızın %37'si eğitimsiz. Eğitim arttıkça daha fazla hani böyle az çöp üretiyorlar. O bakımdan eğitim çok önemli. Eğitimli %25 iyi eğitimli. %19 çok iyi eğitimli, %19. Baktığın zaman iyi abi. Çok da şeyli değil. Sıkıntılı değiliz. Tam ortalardayız. Mutluluk. Evlerin mutluluğu %59. Bu arada şurada park falan var. Onu söyleyeyim. Burada park var. Bir iki tane. Nasıl bakıyorduk? Dur. Park, park, park. Yol bakımı değil ya. Heh, park bakımı. Bir tane burada park var. Bir tane de burada var. Şu sanayiye falan çok bakma yapmadım. Şuraya falan yapacağız tabii, onları ayarlayacağım. %59 evsel mutluluk, %72 market ticari bölge, %86 sanayi. Sağlık nasıl? Sağlık %58. Çok kötü sağlığımız ama ilginç bir şekilde 46 kişi hasta. Niye hasta acaba? Gerçi demin şeydi, parasını kısmıştım ya, belki ondan tedavi edemiyordu, bu ortalama sağlık ondan kötü. Yakma şeyleri, haftalık doğum %47. 2455 tane çocuk var. 18 tane çocuk hastaymış. Maksimum yaşama yani ortalama 70 falanmış. 19 tanesi hasta yaşlıların. 2313 tane yaşlımız var. Yaşlanıyorlar abi, yapacak bir şey yok. Bakalım, rüzgarla işimiz yok. Konut seviyesiyle işimiz yok. Trafik %86. Çevre kirliliği bir şurada. Bir şurada, bir de şurası, bir de sanayi var. Su sıfır. Buralar ise %7'ymiş. Gürültü var, ona yapacak bir şey yok. Yangın güvenliği risk %62. Sanayide çok yangın çıkıyor. Sanayiye koyduk. Burada da itfaiye var. Daha buraya da yapacağız. Paramız olunca biraz. Suç falan bunda sıkıntı yok. Haftalık 11 kişi taksi kullanıyor. Hatta şu taksicilerden iki tanesini kapatalım abi ya. Dur, yok, seni kapatmayalım da. Oğlum hepsi, şunu kapatalım. Bir tanesini kapatalım. Ne kadar? 160 gideri var ya. 160'tan bir şey olmaz. Kalsın bu da. 11.000 nüfusum var. 10.932'de 11.000'de. Çalışan sayısı 5.800. Yarısı çalışıyor, yarısı yatıyor. Ya çocuk ya yaşlı. 6.648 müsait işçi varmış. Yani 2.000 daha çalışabilir. 1.500 mü? Yok. 1.200'e yakını daha çalışabilir. İşsizlik %4. Haftalık 30 ölüm. Haftalık 56 doğum var. Dış bağlantı 650 ithalat var. Dışarı satıyoruz. 1400'de ihracat var. Dışarıdan alıyoruz. Arsa değeri 12 sterlin. Metrekare başı. İyi değeri. Bunlarla işimiz yok. Bölgelerimiz bunlar. Eğlence. Eğlence de pek yapmadık. Yapmamız gerekiyor aslında. Public libari, spor arenaları yapacağım. Arazi yüksekliğiyle işimiz yok. Isıtma. Isıtma tüketimi 27. Üretimi 0. Ya bunu yapmasan da bir şey olmuyor yani, ısıtma yaptığın zaman. Yani ekstra para ödüyoruz yani, ısıtma yapmadım diye isyan etmiyorlar, onu söyleyeyim. Mutluluktan düşüyor mu tam bilmiyorum. Yol bakımı, yolların durumu kötü. Biraz yol bakımı yapacağız. Kaçış yolların bu şey ha. Doğal afet, radyo kapsamı hepsi kapalı. İmha, afet tespiti bunlar şey. Trafik rotaları, yollar ayarla. Öncelikli yol var mı? Daha koymamıştık. Okey. Turizm. Haftalık gelen turist 11.
Turlarımız yok şu anlık. Park bakımı durumlar iyi. Ormancılık falan. Evet, postane. Şimdi bu bölüm biraz daha şurayı doldurup buraya hizmet yapıp daha sonra postane binası falan yapmak istiyorum. Ama şu çok sanayi istiyorlar abi bu adamlara ya. Niye bu kadar sanayiye talep var? Gerçi işçi, ha, işçimiz var değil mi? Bir tane de şuraya market. Heh. Alın buraya doya doya. Tamam mı? Sanayinizi yapın. Ev istiyorlar. Alıp nasıl ölü var ya burada? Bir dakika, bir şeye bakacağım. 2 2 2 7 araçtan ikisi çıkıyor sadece abi. Biraz hızlandıralım bakalım. 7 tane araç var. İkisini kullanıyor ve buradaki diyor ki ölüm var. Şu Ankoni'nin şeyi sildim, rotayı bir daha yapacağım. Neredeydi? Şu sanayideydi değil mi? Unutuyorum bazen. Böyle var ya, hani 10 kamyonu da kullanmak istiyorum. Öyle bir doldursunlar ki şeyleri. Tamam, bütün balıklar gitti. Baksana kamyonlar nasıl çıkıyor. Hepsi de dolu %100. 4 tane kamyon gidiyor. Yani atıyorum, şunu demek istiyorum. Çok alan seçtim ya, mantığı şu. Seçtiğin alana göre herhalde, bak kaç tane gidiyor? 7-8 tane gidiyor değil mi? Belki bundan 10 tane çıkacak. Ona bakacağım. Çok büyük alan seçtim. Gerçi buradan hemen döndüler. Niye öyle bir şey yaptılar? Onun tam tersini yapmışım. Buradan böyle gidiyorlar. Böyle gelecek. Böyle böyle böyle. Buraya kadar gelecekler. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 tane çıktı. 9. 10. 11. 12. Yani büyük alan seçtiğim için çok fazla çıkacak diye tahmin ediyorum. 13. Bir 15-20'si var ya bence bunun. Baksana. Tüm şuralardaki balıkları şey yapıyoruz. Bundan mesela kaç tane çıkıyor? Bunun 6 tane kamyon kullanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan bak bu. Bir de şuna bak bak. Doldular. 20 tane falan var. Daha çıkıyor ha. Geliyor da şuradan çıkıyor. Yok, daha gelmiş mi? Daha ilk gelen bu. Şunların hepsi yeni çıkan. Bak daha çıkıyor ha. 4 kamyon kullanıyormuşuz. Fish market de yapacağım tabii ki de. Buradan malı alacak, satacak. Ya bunları belki yerini bile değiştiririm. Şuraya alırım. Otoban yakın diye. Bura boş diye buraya yaptım. Orada şurayı su basmıyor değil mi? Ona göre eğim vereceğim. Yağmur yağıyor gerçi değil mi? Yağmur yağarken biraz sıkıntılı olması doğal. Bir şey olmaz. Sıfır kamyon. Depolama 32 ton diyor. Bununki kaç ton? Bu da 32 ton. 6 ton gelmiş. 3 ton 3 ton satıyorlar. 4 ton getiriyor bir tanesi. Şuna bak, dolu güzel. Tamam, gelir ne? 480. 272 ödüyoruz zaten. Tamam, geliyor gidiyor. 1,5'a çıktı da oluyor böyle. 400-800 de oluyor. Ev talebine bak 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 bak. Ev talebine bak. Çıldırdı millet. Ev istiyorlar. Yapalım. Şurayı mı yapsak? Şuraya. Orada gerçi şey uzak ya. Şurada gene şöyle bir alanı market yapacağım. Şurada küçük bir dörtlü kare market. Ticari bölge yani, market dediğim benim. Ticari bölge. Güzel kuruluyorlar. Şöyle yavaş kurulsunlar. Acelemiz yok. Çöple ilgili herhangi bir, ne demiş? Çöp kamyonları nerede? Çöpleri toplayan kimse yok. Neredesin? Sen, yerini bulamıyorum. Yerini bir göstersen. Oğlum çöpleri toplamama imkanı yok.
15'e 15, 15'te 15 bir dakika varmış. Evet, nüfus artıyor. Geri dönüşüm merkezde yaptık ama bunları değiştirebilirim ileride duruma göre. Evet, suyu pisletiyoruz. O su akıyor değil mi? Tamam. Çok da turizmi özel bir yer yapamayacağım gibi ama deneyeceğim abi. Şuralar falan. Çünkü şuralar kocaman alanlar. Belki doldururuz, bir şeyler yaparız. Bak, hemen sanayi kuruldu. Gelir ne? 10 milyon 9.5500 gelirimiz var. 24 evlerden. 4 buradan. 5.8 de buradan geliyor. Ofis bölgesi, evet. Şimdi ofis bölgesi dedik demişken, bakalım bir şöyle nere satın alınabilir. Şuranın ofis için full ofis yaptığını düşün. Şuranın. Ama tren yolu orada, rota orada. Şura. Şunu şuraya yapacağım, tamam mı? Şuradan giriş vereceğim. Burası benim ofis bölgem olacak. Şunları da bir kaldıralım. Evet, yık 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 yık. Yık abim, yık yık yık. Zaman işlesin, para gelsin de biraz. Bu ne kadar? 14 bin. Bir şey değilmiş ya. Otobanlar, o kavşaklar çok ucuz ya. Bunu anlam veremedim. Mesela şu ne kadardı? 25.000. Bu ucuzmuş aslında. Şöyle baktığınız zaman şu de mi aynı? Tamam, süper. Gel bakalım tekrar otobana. Şöyle. 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 Oo, mis gibi. Mükemmel. Şimdi ofis bölgesinde bizim gram şeyimiz yok. Trafiğimiz olmayacak. Ama gene de düzgün yollar yapacağım. Gene bas taksi yolu bu şeklinde yapacağım. Çünkü oraya da insanlar, yani şöyle olacak. Üst katta otobüs, alt katta metro olacak. Yani mesela şuraya otobüs durağı var ya, alt hemen şuradan metroya girebilecek. Ya ne bileyim, şu yol tramvay geçecek. Hani birbirine yakın yapacağım. ...480 geliyor sanayiden. Siz ne yapıyorsunuz? Taksi kullanıyor, iyi. Millet biniyor. Bazıları şuradan geliyor. Mesela şu yolun şeyi yok bak. Şu yoldan geliyor çöpçüler. Tamam mı? Sonra şuradan dönüp öyle gidebiliyor şu yollara. Biraz o sıkıntı var. E diğer yandan şuradaki çöpçüler direkt gidiyor. Şurayı belki çöpçü alanı yapabilirim. Bu arada sanayinin içine de çöpçü yapabiliriz. Hani bunda bir sıkıntı yok. Neredeydi o? Mesela buraya da bir tane geri dönüşüm yapabiliriz. Ya da şu işte. Bu arada bu şeyin içine yapılabiliyormuş, şehrin içine. Fazla pislik bir şey üretmediği için. Şu da öyle değil mi? Aynen. Biz iki tane geri dönüşüm atalım abi ya. Şuraya bir tane atayım. Bakayım. Aynen. İki tane şöyle geri dönüşüm atacağım. Hazır ham madde üretip direkt şey de yaparlar. Yalnız buradaki çöpçü de buraya gitmesi gerekirken, bakayım gidiyorlar mı? Şunlar buradan, aynen burayı topluyorlar, güzel. Tam bir iki kamyon çıktı. Herhalde bölgeye yaptığım için bölgeye öncelik veriyorlar gibi bir şey, tam bilemedim ama. Buraya niye turist geliyor? Haftalık gelen turist bir mi? Sanayi bölgesini gezmeye gelen turist mi olur lan? İlginç abi. İki tane buraya attık. Burada kaç? Aa, orayı da bölgeye dahil et. Dur bakayım. Şöyle mesela. Burada kaç tane var? Burada 3 tane. Burada 2 tane. Burada da 2 tane var. Buraya tekrardan ben bir şeyler yapacağım abi. Bir sonraki bölüme buralara. Düşüneceğim önce. Ofis bölgesini kuralım. Bu bölüm ofis bölgemizi yapalım. Nasıl bir şey olmalı? Bence direkt yatay yapıp düz bir yol şeklinde yapabiliriz. Çünkü ofis bölgesinin bana şey yok hani.
Trafik yapmaz diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapacağız. Çok mu şeyli oldu? Tam şurada oldu. Aynen. Tamam. Bak şimdi süper oldu. Doksan değil ya. Şöyle 70 derece ver. 68 daha iyi. Tamam. Buradan da bas taksi yoluyla şuraya kadar. Ana yolları böyle yapalım, tamam mı? Burası ana yollar. Şuradan da indir bir tane. Sonra klasik şu yolumuzu yapacağız. Şurada bisikletli falan da var. O herhalde ikili de. Bak. Bas taksi değil. Şu ayağımı bir kurtarayım. Ayağım üstüne oturmuşum gene ya. Şu bas taksi. Abi bisiklet yolu vardı lan. Nereye gitti bisiklet yolu? Göremedim. Bisiklet yolu da vardı ama. Cidden vardı. Şimdi direkt şöyle çeksek herhangi bir sorun olmaz değil mi? Peki dur, durakları nereye yaparız? Şimdi şu ana yol, ben bunun üstüne duraklar yaparım. Buradan da buranın üstüne değil mi? Tamam. Bir sonra. Dur bakayım. Direkt şöyle yapalım o zaman ya. Şuradan. Şöyle klasik şuraya. Şöyle şuraya kadar. Çok oldu. Bak bu da önemli ha. Bunu ayarlayamayacağız gibi. Tek tek böyle bakmak gerekiyor. Şimdi böyle olmasının amacı ne? Şuralarda mesela şura durak olacak. Şura durak olacak. Ya atıyorum şura durak, tamam mı? Şurası. Burada otobüs bırakacak. Bir alt katında metro bırakacak. Ana yol olduğu için şuradan direkt gidebilecek. Ondan böyle şekil yapıyorum. Buralarda böyle şuradan çıkartırım. Şuradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan bir tane şeyle yapacağım. Ya direkt burayı sol yaparım. Ya da şuradan yapmam. Şu yolu bölmem. Şöyle sol yaparız şuraya. Şuraya da sol yaparız. Diğer bir yandan otobüs yolları evet, her tarafta olur. Ben burayı yapayım abi. Sizi bekletmeyeyim. Şunu şöyle sola çekeceğim. Şuradan da sola çekeriz. Şunları da. Oradan başlayalım. Bu arada şöyle daha kolaymış ya. Şöyle getiriyorsun direkt. Şöyle çekebiliyorsun. Bu daha rahat. Bak direkt şöyle. Şuraları birleştirdim. Sebebi ise şu, hani tek giriş çıkış vermiyorum. Şurada bir trafik sıkışıklık olmasın diye. Şuraları birleştirmedim çünkü arabalar gelecek şuradan direkt dönecek. Bunda çıkışlar buradan olur, trafik olur diye. Zaten ofis bölgesinde çok aman aman bir şey yok bildiğiniz gibi. Sonra gelelim suyumuza. Suyu nereden? Aha da buradan. Hop 1, hop 2. Hop şöyle. Hop. 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 Hop aşağı kadar. Hop şurayla birleş. Hop gel bakalım. Şöyle de götürebiliriz. Şu yukarıdan aşağı da götürebiliriz. Şöyle. Bu daha rahat. Şöyle taş şuradan. Şuraya kadar. Şuradan
Bakayım, arada boşluk yok. Müthiş. Biraz daha şurası. Bir tane de şuradan. Hop, müthiş. Evet, geri dönüşüm çevremize ve doğamıza verdiğimiz zararı kabullenmemiz bla bla bla. Elektriği buradan götüreceğim. Şunun birini açıyorum. Tamam mı? Şöyle. Şuraya. Sonra şuraya. Sonra şuraya. Evet, ilk şuradan başlayacağız abi. Küçük bir market. Şöyle şu kadar yeterli bile hatta. Şunu şöyle gelsin, kurulmaya başlayınca oradan devam edelim. Sonra burada ölümler artıyor abi burada. Burada niye ölümler artıyor? Krematoryumlar niye çalışmıyor? Hadi bir tane daha krematoryum açtım. Kaç cenaze aracı çıkacak? 1, 2. 7'si de kullanılıyorsa evet, bir sorun var. 3 de daha. 3 tane fazladan gitti işte şuraya. Şimdi gelelim. Orada dikilirken şuraya ufak bir şey yapacağım. Şöyle şu kadarcık bir market, ticari bölge. Şuraya da evler yapın. Gelelim size. Bak, buradan geçiremiyorum abi. O zaman ne yapıyoruz? Şurayı da seçiyoruz. Şu kadarcık alan. Sonra şuraya bir market. İlk şuraya kursanız hani. Elektrik de götürebilirim. Ya dur. Şöyle al. Al elektriğinizi. Mali haberler yüksek bak. Yüksel mi? Yüksek bankacık. Mutluyuz yani. Mali haberler. Mali haberler. Çözüm üretenler anonim şirketi. Çözüm üretenler çalışmıyor. Gösterecek seviye atlama bilgisi bulunmuyor. İşte herhalde çalıştıkça atlıyorlar ya bunlar. Ya da çevresine hizmet yaptıkça. Evler okudukçaydı. Eğitimli vatandaş oldukça. Kolay irdavat. İçsin. Şura ne böyle? İlaç satış mağazası. Baya değişik dükkan ha. Şimdi. Evet, ne oluyor orada? Burada bekliyorsunuz siz. Şuraya öncelik verebilir miyiz? Burası öncelikli yol değil. Şuraya vereceğim. Heh. Öncelikli yol burasını yaptım. Burada daha çok geçecek. Ve giderlerse tabi. Abi öncelikli yol yaptım. Manuel yönetiyoruz. Anladım. Yok, bunlarla çok oynamayın, ben bozarım. Kendi kendine takılsınlar. Zaten evet, trafik birikiyor ya yalnız burada. O zaman şöyle yapacağız. Bekle 10 minut. Hayda, burada bir sıkıntı var. Şuradan direkt şöyle versek yolu. Sıkıntı şurası. Daha iyi. O zaman burayı düzeltebiliriz. Mecbur böyle vermeliyim çünkü şurada trafik oluyor diğer türlü. Şu balık kamyonetleri biraz trafik yapıyor gibime geldi. Bu arada buralara biz şeylerimizi yapalım. İtfaiye yapmayacağım. Sağlık ocağı. Niye sadece bu yolu yeşil yapıyor? Biraz garip. Sağlık ocağını oraya yapalım. Polisi şöyle yapalım. Şuradan şöyle gidiyor herhalde her yere. 8 tane de ambulans çıktı bu arada. Bir sağlıkla ilgili sıkıntımız var bizim. %61 çünkü ortalama sağlık. 103 hasta vatandaş var. 200 kapasitemiz var. Ofis bölgesi kuruluyor. Bak, ev yapıyorum. Güzel de hastalanıyorsunuz. Bir ona bir bulalım da bir şeyler. Bu şeyler ondan sonra devam edelim. Belli bir range içinde ya. Acaba
Topluluk havuzu. Yoga bahçesi. Şey vardı ya, sauna. Bir dakika. Bir tane de şuraya medikal klinik. Şu mu daha küçük, şu mu? Fark var mı? 400, 400. Aynısıymış. Şundan yap bir tane. Ortalama sağlık %62. Bir keresinde bir senaryoda %75'in üzerinde sağlık yap diyordu. Savunma malını yaptım, artmadı. Bunlardan yapmıştım hep ben. Sağlık ocağı falan. Hastane yapmıştım, artmıştı. Bak öyle artıyor gene. O oraya bakıyor, bu buraya bakıyor. Burası büyük bir yerleşke birazcık. 10 tane polis arabası devriyede. %64. Hasta vatandaşlar 76. 75 düşüyor. Şuradan hiç ambulans çıkmadı. Şunlar ne? Sinir hastalığı. Klinik olarak ölen kişiler ve teknoloji olanları canlandırmak için kullanabilir hale gelinceye kadar bu binada depolanırlar. Ölüleri mi canlandırıyoruz? Canlı dondurma bilimi. Canlı dondurma birimiymiş bilimi. Canlı maddenin uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Gövdeler yer altı azot tanklarına indirir. Ardından sıcaklıkları -196. Araştırıyorlar mı tıbbi? Biyokimyacılar ve patologlar yeni tip bir ilaç üretimi oluştururken klinik örnekler falan alır. Yalnızca hastaları tedavi etmekte kalmayıp aynı zamanda viral enfeksiyonu analiz eden özel bir sağlık kuruluşu. Haftalık bakım 1200 bu. General Hospital. Acil işte hastane 500 kapasiteli. 65.000 istiyor. Haftalık bakım 2500. Epilemet niye hastalanıyorlar diyeceğim. Şeyden mi ki ya? Çöp mü toplanmıyor ki? 12, 7. Yo, çöp de toplanıyor. Çöpsel sıkıntı yok. Çevresinde kirlilik yok. Gürültü yok. Hiçbir şey yok. Benim bu sağlığı yükseltmem lazım ama. Mecbur yıkmak zorundaydım. 64'te 65 oldu saunayı yapınca. Ufak ufak artacak abi bu artık. Elder Care, Shelter Aid, 66 tamam. Şimdi abi gene ev istiyorlar yani, ben şeyi anlamadım ya, çok fazla hızlı mı gidiyoruz ki? İşsizlik %3 tamam. Sanayi bölgesi talep yok. Sanayide hatta yangın çıkmış, söndürecek var mı? Söndürdüler. Çok iyi. Yani ofis bölgesinden dolayı mı? Abi çünkü 54 doğum vardı ya, hala 54 doğum var. Ama haftalık ölüm 40'a geldi. 14 yeni nüfus artıyor sürekli. Tamam yeni ev yapıyoruz, göç alıyoruz da. O kadar da olmamalı. Bir şey deneyeceğim. Elder Care mi? Aynen. %71'di. Ortalama sağlık %61. %62 oldu. 71 yıl yaşıyorlar. Bunlar yaşlılar mı? Sağlık yüksek. Verim yüksek buralarda. ...63 oldu. Bir tane de hemen yanına Child Care konduralım. Şöyle. Tamam, Elder Care'ımız da var. Child Care de var. 72 yıl yaşıyorlar artık 71'den. Biraz arttırdık. Sağlık durumu %68'e çıktı. Sağlığımız çok düşükmüş bizim. Ondan. O da şuradan dolayı. Burada fazla şey yok ya. Ondan dolayı
Hatta ben var ya orayı yıkarım. Buraya düzgün bir yerler yaparız abi biz. Çünkü koskocaman şura 10.000 kişi buraya tek sağlık ocağı bakıyordu. Tek o vardı. Şimdi tekrardan bir genel özetimizi geçelim, bölümümüzü bitirelim. Trafikle ilgili. Trafik %85. Trafik süper. Hatta var ya bir sonraki şuralara direkt ofisleri çekeriz. Bir tane daha ilkokul yapacağım buraya. Hatta direkt yapalım. Niye şey yapıyoruz ki, şuraya kondur ilkokulu ya. Direkt doldu ha, şuna bak. Güzel, bir tane daha yaparız. Öbür bölüm olmadı. Ulaşıma çok bir şey yapamadık. Bir sonraki bölüm posta ile ilgili. Şu posta ofisleri falan nasıl işliyormuş bir onlara da bakalım. Posta ayıklama servisi var. Bir de postane var. Bunlar götürüp getiriyor. Kamyon 2, araç sayısı 10. Sıralamanın haftada 8.000 posta birbirine posta falan şey yapıyor. Mail mi artık tam bilmiyorum. Ona bakacağız. Onları yaparız. Ofis bölgemizi yaptık. Sağlıkla ilgili bir şeyler yaptık. Şu bölgemiz gelişiyor. Bura çok güzel oldu abi. Şekli falan. Buraya da bir ayar çekeriz. Vaktimiz kalırsa. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.